ama duydum desem de ya söylemiş olurum ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kanal ya kanal adının Yağmur Kalıcı mı tepkolikti? Hayır arkadaşlar ya. Şey işte hani ben de konuk oldum ya. Hani bu sezonda, bu yeni sezonda Burak böyle sık sık konuklarla renklendiriyor olacak benim bildiğim kadarıyla tepkolik videolarını. Ne diyordum ben? Bir şey diyordum. Ondan önce bir şey diyordum. Ne oluyor ya kanalın adı farklı. Ne oluyor ya? Ya şimdi Fırat'la Ceyda'yı herkes aynen tanıyor da kanalın adını direkt ne oluyor ya diye söyleyince bazen çıkmayabiliyor. Aynen. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftini. Evet. Nereden bileyim? Biliyormuş numarası. Instagram'da yapma videoları çıkıyor. Ha, evet. Ceyda Kasabalı'nın böyle şey esprileri var ya. Kelime oyunuyla hep yapıyor. Onları biliyorum. Hello. Biliyorum ben bunları. Biliyorsun, görmüştüm videolarını. Çok tatlı bir kız. Hello. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hello. Size ev turu yapmaya karar verdik. Burada bir takım eski koltuğumuz var. Ceyda bu koltuğu dergide. Bu adam buldu. Oyuncu değil miydi ya? Koltukçuya gittik. Dedi ki adam yaparız Ceyda Hanım dedi. Bunu hallederiz dedi. Ceyda dedi ki bunun boyu bir tarafa başlıyor. Tam onu yapıyordu. Tam onu yapıyordu. O ölçülerde oturamazsınız dedi. Hayır ben öyle istiyorum. Burası geniş olacakmış şurası. Sonra boyun fıtığı olduk. Devam edelim. Burada Ceyda'nın güneş görmesi gereken çiçekleri oradayken. Burası böyle bir Kadıköy moda evi gibi birazcık. Kapaklı kitaplar burada duruyor. Bu kadın böyle. Ben dedim ki orada dedim benim dedim boynum dedim ağrıyor dedim. Bir tane dedim kendime koltuk alacağım. Baba çok tatlı bir çift bu arada. Enerjileri çok güzel. Yapıyor, yan yatıyor 200 kilo oluyor ya. Ben de ondan istiyordum tamam mı? Bak şu. Evet bu arada çok güzel o koltuklar. Anladın mı? Ceyda şimdi burada. Va evin her duvarı başka renk. Aa bizim gibi. Ceyda şimdi burada. Her duvar başka renk konseptine ben çok sıcak değilim ya. Ben biraz, de değilim. Beni biraz böyle daha düzen falan filan daha çok mutlu ediyor. Hadi size sürprizim biraz. Her şey o kadar tatlı renklerde yapılmış ki çok sevdim. Ben koyalım dedi. Evet arkadaşlar. Televizyonu kurdum. Allah'ım çok rahat oldu la burası. Duvarların tamam, rengi niye böyle habire değişik ya? Sen tak onu. Şimdi ışığı kapat. Işıkları kapatın ve açıldığında inanamayacaksınız. Tamam. Evet. Kar mısın? Bu aslında wow böyle görünüyor. Tablo da çok güzelmiş yalnız. Evet. Ooo ne bu? Nereden almışlar? Aslında link var mı? Yukarı kaydırabiliyor muyum? Çıktı bak direkt bilet bilmem ne yani. Ben bir saniye. Ha neler yapıyorsun? Ha valla. Bakabilirsin. Güzelmiş bu arada harbiden. Ben de kaydım yani. Bir bakarım. Çamaşırlarımı asıyorum buraya arkadaşlar. Hala salonda mıyız ya? Hayır şu an başka oda. Ben anlayamıyorum geçişleri. Çamaşırlarımı asıyorum buraya arkadaşlar. Çünkü kurutma makinesi bozuldu gene. Bak bu Hollanda'da el yapımı yapıyorlar bunları. Alttaki şeyi görüyor musunuz? Süskenme. Ha bu adam şey. Benim arabada yok. Öyle kaliteli. Twitch yayını var bunun. Yarış yapıyor. Tamam orada ben de diyorum nereden tanıyorum bu adamı ya? Tepkime süresi şey falan gerçek. Vay be. İlk kez Adanalı yerine harbiden Twitch geldi bu arada harbiden. Arabayla birebir aynı. Bilgisayarımı Ceyda tuttu. Şunu da Ceyda yaptırdı. Kaç para bu? Belli ki bu çift çok kafa bir çift. Evet. Çok iyi anlaşıyorlar. Ya güzel de ben sırf duvarları sevmedim. Duvarların renkli olmasını evet gitmedi. Çok renkli renkli böyle gözüm yordu. Enerjileri çok yüksek. O yüzden böyle onlardan böyle sıkıcı bir ev beklemezdim zaten. Böyle her şeyin renkli olması. Büyük ihtimalle duvarlarını kendileri bile boyamış olabilirler. Olabilir. Bence tam onları yansıtan bir ev olmuş. Hem eğlenceli ve komik de oldukları zaten belli. Bu kadar övdüm gibi özendim galiba. Özendim birazcık. Yine bastı beni. Çok 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 şey var. O da deminki o bilgisayarlı oda. Yanda işte öyle bir kocaman bir alet var. Yanında bilgisayar masası var. 2-3 tane monitör var. Arkaya dönüyorsun. Çok kalabalık, çok kalabalık diyecektim ya Eren yine. Başka bir şeyler işte bitkiler falan. Adım atarken düşünmen lazım hani. Şey olayı nasıl mesela koltuk olayı? Aşırı iyi ya. Ha. Orada ben var ya beni koy, laptopumu yanıma ver, televizyon karşıya. Netflix. Hiç kıpırdamadan. Aga bir Netflix, bir Spotify üyeliği. bir ay bu adada yaşarım diyenler. Bir yerden çalışırım, bir yerden aynen televizyon var. Ya ben tam anlayamadım evi. Ya evet. Bir geniş evet, açıdan. Genel çekim evet yapmamışlar. Geniş açıyla çekim o yüzden çok anlamadım. Ama şeyleri güzel işte hobileri doğrultusunu aldığı küçük şeyler var ya. Ev yaşanır yuva. Aynen öyle. Netflix, Spotify, PUBG bir de. PUBG ama. 6 ay yaşarım bu adada. Hissiyatını veriyor ama bana biraz karışık geldi işte. Koltuk burada duruyor, 2 tane baba koltuğu. Orada şey var falan. Nizami gelmedi bana. O kadar yorumum. Teşekkür ederim. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın evlerine 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? Bir benden bir 5 patlar. 5. Ben kendi zevkime göre şey yapayım. Tamam. Yorumlayayım. 5 verirdim ben.
6. 6. Duvarlardan dolayı 2 puan kırıyorum. 8 puan veriyorsun evet. Yani. Ben de 4 veriyorum o zaman. Oh, sen de. Çünkü ben 6 verecektim. Ha tamam. Sonuç 6 çıksın diye bir şey yaptın. Bilerek ona verdirdim. İlk puanı ona bilerek verdirdim ki ona göre veriyorum. Tamam. Buna da 9 verelim. Güzel tamam. Beni yansıtan evi daha bulamadım o falan diyorum şu an. Şimdi Burak'cığım devam edeceğiz fakat yine bir olaya giriyoruz. Hazır mısın? Ne olayına giriyoruz? Çok cimrisin Efe, 7'si var. Ya şimdi Oğuzhan Uğur'un evi çok da benim tarzımdı birazcık. Ben tabii bekar evi tarzı sevdiğim için onunki daha benim tarzımdı. O yüzden şimdi ona 7 vermişken buraya 5 verdim o yüzden. Bu videoya 150 bin like gelirse, şimdi videonun 160. başında konuştuk. 160 mı? 150 idi önceki. He. 160. 150 bin like. 200 bin. Yok 200'e çıkamayız. 200 bin gelmez, like. Gelmez. Gelir gelir. Twitch yayıncılarının evlerine bu sefer bir bakacağız. Şey yapalım mı? Lan mı? Gaza gelince ben. 200 olursa gel bizim evi çek. Zaten gelse de gelmese çekeceğiz. Çekeceğiz biz yani, için. Yani olsun. Çok siz yine de motive olun. Like'layın. Aynen. Hani en azından bize desteğinizi gösterseniz seviniriz. Evet. Ama bence ben 200 bin olacağını şu an şuraya yazıyorum bak. 200. Ben hemen like'layayım abi. 124 bin olmuş bile. Tebrikler, kazandınız 200 bin. Twitch yayıncıların evlerine tamam. Tepki vereceğiz. Bu seride çünkü sevildi. Batıcınınkine vereceğiz mi? Batıcının evi galiba yok. Yani kendisi çekmemiş. Mahremiyetine önem tamam. veriyor Zahar. Evet, aynen. Kimin evi var ki? Unlost'unki var. Elren'inki var video olarak YouTube'da. Elren'de yeni ev vlogu var mı ki? Var oğlum. Oha. Zaten İstanbul'a taşındılar. Direkt o video çekildi ya. Ben gittim. Yayın yaptık ya kanka. Ekip evi yok mu? Unlost'tan bahsetmiyorum. Kimden bahsediyorsun? Elren. Oğlum Orkun şey yaptı ya. Acı yedirmek için gitti ya. Orada o çekmişti. Eski evi. Tam da o eski yeni ev yok doğru. Galiba yok. Ben onu söyledim. Geldik Delimine kanalına. Kemal'in vardı galiba. Kemal'in evinin vlogu çıkacaktı. Cahre'nin mi var? Aynen. Mine. Delimine'den hepinize merhaba. Adam arkadaşlar. Bu. Kanalın ismi ne? Delimine. Şaka yapıyorsun. Delimine. Neyi kaçırıyorum onu? O mine değil. Hangi mine? Burası o hayalini kurduğumuz film stüdyosu. Aynı zamanda Yasir abimin, benim ve Hüseyin'in birlikte yaşadığımız hem ofisimiz hem home office onlarınki de. Oturma grubumuz var ve gördüğünüz gibi kocaman bir tam benlik solo havuzumuz var. Bu ev yapısına bayılıyorum. İstersek içine atlarız, istersek içine sıçarız. Şurayı anlatayım, buraya kocaman bir tane ağaç yemek masası gelecek. Hani daha önceki perdeler çok kötü. Evet yine. Biraz daha büyüğünü yaptırmamız gerekiyor. Burada işte salon da çok kötü. Yapılacağı yemek gelecek falan, kocaman bir masa gelecek. Burası da çok tıkışık. Ne? Çok kalabalık. Tıkışık kız, manyak mısın? Bak bir geri gel. Şuraya masa koyacağım dedi ya. Tamam ay o kadar olur. Oradaki ya. Arkadaki koltuk ne gerek var? Ne gerek var? Orada kim oturacak? Kapının önünde kim oturacak yani? Yani en azından benim uzun bir vaktimi geçirdim. Yaren şey mi, iç mimar falan mıydı ya? Yani çok şey yapıyor çünkü gerçekten takılıyor ya. Salon kısmı. Burada kocaman bir tane televizyonumuz var. Şöyle bir oturma grubumuz, köşemiz var. Burada oturuyoruz sadece. Ne yapıyoruz? Filmimizi açıyoruz. Oh ne keyif olur be. Şuradan aşağı inmeden önce gözümüze çarpan bir detay var. Evde asansör var. Şey sorabilir miyim? Ev 6-7 katlı falan mı Abdücüğüm? Abi niye? Biraz paraya kıymış galiba. Aynen neden asansör var evde? Gözümüze çarpan bir detay var. Evde vardır ama 3 katlı olunca herhalde koyuyorlar. Asansör var. Evimiz 3 katlı. Yani yeni nesil olanlarda tabii. Ve evin içerisinde bir asansör var arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar burası bizim ekmek teknesi. O gördüğünüz güzel videolar, o çılgın videolar bu gördüğünüz setup'la montajlanılıyor ve sizlere sunuluyor. Burada tuvalet. Sabah uyandığınız zaman güzel bir şekilde elinizi yüzünüzü yıkayacağınız bir lavabo. Elinizi yüzünüzü yıkayacağınız diye Duygu Özaslan'ın Sumatra. Aynısı geldi aklıma bu arada. Tanıtması gibi lavabo tanıtıyor bize. Sabah uyandığınız zaman güzel bir şekilde elinizi yüzünüzü yıkayacağınız bir lavabo. Hadi ya. Duygu Özaslan'ın şeyine döndü. Yudum içebiliyorsun. Oha herkesin aklına aynısı gelmiş. Var abi. Diğer evde de vardı, hiç kullanmadım. Yani kullanılan bir şey değil. Koyuyorlar kullanmıyorsun öyle bir şey. Abi sauna kullanılmaz mı ya? Burası da benim odam. Beni bu arada Berkcan'ın da bundan
Bundan bir önceki evinde vardı. Gerçekten suratına bakılmadı ya. Ya o gerçekten keyif pezevengi insanların yapacağı tarzda bir şey galiba. Bilmiyorum. Biz bu arada hiç... şu an senin evini puanlatıyorum, haberin olsun. Nerede? Bende. Sende? Ya onu çektim ya senin. Nasıl yani ya, anlamadım. Sen evde yokken ben senin ev blogunu çektim Instagram'da. Evet, söyledin onu da yani nereden nereden puanlatıyorsun? Puan veriyorlar bir daha şu an. Nereden? Nereden ya? Instagram'dan bir daha attım, puan veriyorlar şu an. Anladım. En etkileyen şeylerden birisi tavan yüksekliği. Gördüğünüz gibi 4 metre yüksekliğinde bir tavan var. Kapat bakayım. Kapıyı açtığınız zaman han gibi, hana girmiş gibi, hancı gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Yok artık. Abdü'nün odası burası olacak arkadaşlar. Evet. Burada odamın, yatağımın... Ben Antalya'ya taşınıyorum abi. Dolduracağım zaten. Gördüğünüz gibi aynalar falan var. Vay be. İşte acayip iyi değil mi? Vay be. Çok iyi. Tavan çok iyi ya. Açık konuşayım. Şu anda kadar beğendiğim en iyi ev. İşte burada rahat rahatlıkla... Gökyüzü görecek misin? Vay. Tam keyif yedim. Vay vay. Çok fantazici bir insanım. Hadi buyurun. İçeriye alayım ve göstereyim. Burası benim giyinme odam ve ev... Hayır ya! Burasından çok etkileniyorum ya! Efe sinir oldu, daha ben tanıtamadım diyor içinde. Oğlum vallahi tanıtılacak bir şey olsa ben tanıtırdım zaten bugüne kadar ya. Gerçekten samimi söylüyorum ya. Hani gram sinir olmadım, hani ne attığını sadece merak ettim o kadar. İlk kez vlog kaç saniye sürdü? Harbi mi? 3! Ortalıkta dağınıkken yaptın değil mi bunu? Hayır. Abi bir şey söyleyeceğim, hiçbir şey gözükmüyor ki videoda. Ulan İkkan ya, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani bu çocuk harbiden büyük makara ya. Aman iyi be. Niye küstün lan yine? Küsmedim yok ama abi, makaraydı yani. Sen abi, demedin mi? Evin sen, küçük bana yetiyor. Sen çok küskün bir adamsın İkkan, çok. Böyle yok direkt, be, direkt tribe geliyorsun. Küçük küçük böyle. Ya, ufacık şeyde de mutlu oluyorum neyse. Aga abi. Kylie Jenner'ın falan da böyle odası var. Harbi mi? Harbi mi? Harbi mi dedi? Gayet abi, iyi. Güzel şey güzel. Mi? Çok iyi. Bütün beğendim. İki bölüm dahil en gerçekçi, en tatlı bayağı ev bence bu. Bence de bu. Öyle mi? Valla çok, yani çok tatlı ya. Benim kalbimi vuran, kalbimin böyle tam ortasından ok geçiren tek olay giyinme odası. Ne oldu, kara kara düşünmeye abi, başladı. İstanbul'dan gitmek lazım ya gerçekten. Ev güzel. Evet. Bu arada evet ya, o giyinme odası muhabbeti güzel. Yani yatak odası ve giyindiğin yer, yani gardırobun aynı yerde olduğu senaryolarda genellikle yatağın üstü hep bende kıyafetlerin dağ, bir köşede dağ olduğu ve benim dağ olan şeyi sürekli yatağın bir tarafına itip yatağın, çift kişilik yatağın bir kısmında kıyafetler yatıyor. Diğer kısmında ya, ben yatıyorum. Pislik bir insansın ya. Yani, oğlum anam babam toplamıyor benim götümü senin gibi. Hatta... Belki de annem babam topluyor. Evet biliyorum. Ben topluyorum. Aynen aynen İsmet. Aynen. Büyük. Şık bir ev yani gerçekten. Evet ama biraz odaları bence ev büyük olduğu için daha büyük olabilirdi. Yani jacuzzi yerine normal tuvalet koyardım, lavabo koyardım. O tuvalet alanını birleştirirdim. Saunayı çıkarırdım. Hayvan gibi oda olurdu o zaman. Evin tarzı. Yüksek tavan olması, jacuzzi'si, saunası, banyosu, koltuk takımı, evet, televizyon ünitesi, her şey çok güzel. Bahçesi güzel. Sadece perdeler çok benim tarzım değil. Yatak odasının zaten yüksek tavanlı olması üf. Karşısında jacuzzi olması üf. Jacuzzi'nin tavanının cam olması üf, daha da üf. Üf yani, üf üf. O gerçekten yani müthiş bir şey ya. Üf üf üf. İçi ve mimarisi çok güzel ama mobilyalar ve aksesuarlar çok iyi seçilmemiş. Seçilmemiş. Güzelmiş ama evi. Çok beğendim. Ama kötü bir şey gelecek şu an. Yok kötü bir şey gelmeyecek. Ben kendi açımdan bakıyorum ya. Aynen. Benim için çok fazla bu ev. Ben böyle bir evde yaşamak ister miydim? Hayır. Ben daha böyle kutu gibi. Ne bileyim gökyüzü gören jacuzzi olmasa da olur yani, anladın mı? Abdü'nün evine kaç puan veriyoruz? 9. 10 üzerinden arkadaşlar. 10 veririm. 10. Ya bence 3 artı 1'den sonrası tek yaşayan bir insan için. Abdü tek yaşamıyor da. Ben kendi samimiyetimle söylüyorum. 3 artı gereksiz. 1'den sonrası harbiden artık yani tabii 4 artı 1 yapıp odalardan bir tanesini jacuzzi tavanında gökyüzünü açacaksan mantıklı. Ama açmadığın sürece oda ne yapacaksın odayı yani, bir de öyle bir durum da var. 10. 6 veriyorum. 9 abi, perdeler oda. Benim için perde çok önemli ya. Ben söyleyeyim mi?
Aşağıda. 7 diyeceksin. Evet 7 diyeceğim. Yani evi beğendim, içi daha iyi olabilirdi. Oğuzhan'a 8 deyip, Abdü'ye 9 deyip... Tamam, Oğuzhan'ı vuru 9'dan 8'e indiriyoruz. Abdü'ye de 9 puan. Yapboz gibi oynadım bütün puanlarla. Ama ne yapayım, neye göre yapacağımı bilmiyorum. Geldik efendim. Kimin evine? Kim? Ben de bilmiyorum, bakmam lazım. Gerçek bir soruydu bu. Geldik Elvin Levin'lere. Biliyorum. Ondan biliyorsun. Evet. Helal olsun kız sana. Seviyorum onu ben. Gibi çok seviyorum. Elvin Levin mi? Elvin. Elvin Levin'ler. Ve sade, sade ve iç açıcı bir evi var gibi geliyor bana. Şaşırmaya hazır mısın? Ne gelecek? Bakıyoruz. Tek yaşıyorsan ofis daire bile yetiyor ama 1+1 kafi. Ofis daire dediğin stüdyo daire mi? Ofis daire. Ofis daire. Tanımını ben ilk kez duyuyorum çünkü. Belki benim cahilliğimdir, bilmiyorum. Bu arada 1+1 evet tek yaşayan biri için yetebilecek bir şey ama aynı zamanda evin salonunun ortasında bir bu tarz bir stream station olacağına bir oda daha olup salonu tamamen serbest salon halinde kullanıp ekstra odayı stream station odası yapmak daha mantıklı. Stream room yapmak daha mantıklı yani. Kod kod! İstanbul'daki evimize hoş geldiniz! Ay bulduk. Uf bu da öyle. Çok eşya. Çok eşya, çok bitki. Kalabalık kalabalık. Tam da tahmin ettiğim gibi gerçekten. Şu anda çok minimalist olmayan şeyler var ama genel olarak mesela bu koltuk Bülent'in eskiden evinde olan bir koltukmuş ve bence buraya cuk oturdu. Buranın ilk halini hatırlıyorsanız zaten buraya koltuk koyarız demiştik. Koltuk yeri de burası olacak. Zaten çok da fazla bir seçeneğimiz. Evin herhalde benim en çok kullandığım köşesi. Kiliminden kalkmış. Çok. Burası meditasyon köşesi mi? Çok yine güzel. Aloe vera'sına, mumuna, çiçeklerine ya o kadar mutlu olur ki yine Bülent'in eseri olarak burayı göstermek istiyorum. Şimdi buradaki inceliği fark edeceksiniz. Normalde bunun burası böyle oyuktu ve biz buraya böyle ortaya mı masa koysak ne yapsak filan diyorduk. Bu böyle girip çıkan bir mermer şey, orta ada mutfakta çok hoş. Chat'teki yorumlara bak. Ben bu kızı sevmiyorum, aşırı pozitif. İnanılmazsınız. Mesela Can sen haklısın bu konuda. Mesela bunu tamamen çekip böyle her iki tarafına oturduğumuz da oluyor. Yegane masamız ve sandalyemiz burası. Of, çok ferah evi gerçekten. Çalışıyoruz bir şeyler. Winx'ten Flora'nın evi. Klostrofobik bir yatak odası. Yatak odamıza hoş geldiniz. Şöyle arkaya doğru. Çok kalın. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu sefer Yaren'e ben de hak veriyorum. Gerçekten çok kalabalık. Daraldım. Öğlen güneşi vuran evler beni rahatsız ediyor ya. Niyeyse. Ne alaka onu koyayım şu an. Kanka bilmiyorum. Gerçekten öğlen güneşi vardır ya. Bu sabah güneşi değil. Sabah güneş farklı. Öğlen güneşi vuran evler beni çok rahatsız ediyor. Bana mı öyle geliyor? Bakar mısın? Biri Aslan Max değil mi abi? Ya kızım ama yani of. O kadar oda. O kıyafetler, hay, kapak koy. O kadar yani. Kalabalık gözüküyor ki yani çok fazla eşya. Evi çok beğendim genel olarak. Yani gerçekten tam böyle ışığı falan her şey çok güzel. Çok aydınlık, huzur veriyor. Yatak odasına gelince bir daraldım. Benim köşem burası. Şimdi bu kadar dolapta, burada da 4 kapak daha dolap var. 1, 2, 3, 4. Şimdi bana bu 2 kapak düştü. Bana bu 2 kapak düştü. Muhtemelen ileride evlenirsem benim de böyle olacak. Arada bir yere girince görebiliyorum. Ya yazık adama ya. Bak bu sarıyor işte. Bu sarıyor. Yani şu anda rezidansların çoğunluğunda balkonlar... Yani yüksek kat ve balkon bulmak zor bir mesele haline geldi. Benim evimde balkon yok. O yüzden ben yüksek kat ve balkon, yani buradan bir sonraki evimde, bundan taşındığım bir sonraki evimde banko, yüksek kat ve bir balkon istiyorum. Hatta tercihen olursa terasta çok keyifli olur. Hemen hazırlıyorum efendim. Dostum bir sahibinden linki yapsana bana yukarı tabii, kaydırın. Tabii tabii, hemen. Evin
en çok kullandığımız yerlerinden bir tanesi olabilir burası. Biz burada arkadaşlarımız da geldiğinde çok güzelmiş burası. Bile oluyor. Buralara sıkışıp şuraya başka bir minder çekip. Bu ev ben şimdiden söyleyeyim puanımı 8. Çok ama çok keyifli balkon. Daha biz her yere evimiz gibi benimseyip sizinle paylaşmıştık ama hiçbir yer insanı izlerken keyif aldım. Çok güzel. Yönlendiriyorum Efe. Sizin de çok minimalist bir ev ama çok cozy diyebileceğimiz, çok sıcak diyebileceğimiz bir ev ve çok güzel dekore edilmiş. Küçük bir ev ama gerçekten olabilecek en böyle çok minimal seviyede güzel dizayn. Evet, böyle cozy deniyor ya. Evet. Hani o yuva sıcaklığı şey, hepsi var. Yağmur yağdığında ne olacak dayı? Çökecek balkon amına koyayım. Yani ne olacak yağmur yağdığında ne olacak? Bir şey olmayacak yani. Üst tarafta da bir balkon var yani. Yağmıyor yani. Güzel, sıcak, tatlı bir ev. Sadece yatak odası biraz klostrofobik o kadar eşya sebebiyle. Evet. Anlayabiliyorum yani. Koyacak hiçbir yer bulamıyordur o kıyafetleri ama orası biraz darladı beni. Ama onun dışında keyifli bir ev. Özellikle o yemek masası detayını çok sevdim. Aslında çok güzel olabilecek bir ev. Bence çok kalabalık olmuş. Ergin'in çok kıyafeti vesaire olduğu için o da biraz daralmış olabilir yani. Çok kıyafet. O gardırop beni var ya gebertir de her sabah düşünsene kıyafetlerine bakarak kalkıyorsun. Uff yani. Bu ev benim tarzıma en yakın. Evet, senin bahsettiğin ev buna evet, benziyor gerçekten. Benim tarzıma en yakın ev bu oldu. Hem ışık. Arkadaşlar yağmur yağınca yağmurlar diyorum ya. O ekranda da yağmur var ya acaba beynim bilinçaltım otomatikman mı yağmurlar dedirtti? Bir dakika ne? Ne? Yok artık. Neyse şey yağmur yağdığında minderleri içeri alıyorlardır ya bu kadar zor mu gerçekten ya? Biz bu kadar detayı niye düşünüyoruz abi? Bırakalım onlar düşünsün. Benim şu an böyle bir balkonum yok. Olduğunda size mutlaka danışacağım. Mesela bana dersiniz abi yağmur başladı. Minderleri içeri al. Yayından çıkarım hemen giderim. Minderleri içeri alırım falan filan. Bunlar yapılır yani. Çok olarak hem dekorasyon olarak çok tatlı bir alan oluşturmuşlar. Şu anda en sevdiğim bu oldu. Birazcık da kıskandım açıkçası. Ya dur ya. O mesela çok yoga yapmayı seven bir kız. Öyle yogalık ortam var orada yani. O kaktüs falan var ya. Bunları falan tam, evet evet. Yer. Çok sever evet. O yogaları zaten. Yogaları. Yogalar. Yogaları sever. Yoga yapmayı çok sever. 10 üzerinden kaç puan verdik eve? Bir 8 veriyorum ya. 8 puan alıyor. Ben 10 vermek istiyorum. 7 veririm ya. 10 ya. O kadar beğendim. Ya çok güzel, ya en olabildiği kadar güzel döşemişler. 6. Ben rezidans. Ben Oğuzhan Uğur'un evine 7 mi vermiştim bu arada? Evet. O zaman buraya da 6.5 patlar. Bu arada Ali biçim yok edecekler birazdan. Benim için ısınamıyorum. Çok böyle ofis gibi geliyor bana. Gözdeciğim geldik Ali biçime. Tanıyor musun kendisinde bunu yaptın? Kimdir Ali biçim? Bize bir tarif eder misin? Dayı sonraki evim derken taşınıyor musun? Yani yakın zamanda öyle bir planım var. Yakın zaman dediğim o kadar yakın bir zaman değil ama. Hani 1 ay, 2 ay, belki 3 ay. Yaza kalmaz diye düşünüyorum Tara mı? Tara mı? Tara evet. Metrobüsle ulaşılan bir yere git ya. Her yere yani. Efe buraya gelsene. Bakarız dostum bunlar konuşulur. Şarkısını söyleyeyim istersen. Buyurun efendim. Öyle bir şarkısı vardı. Neydi? Uş uş ha, uş 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 uş. Sevgili abla nereden gezmeye başlıyorsun? Sevgili abla. Şimdi açıldı. Ha, güzel. Sevgili abla burası benim yatak odam. Görmüş olduğun üzere. Vay vay vay. Bak güzel mesela. Bunu da şöyle kapattık mı? Renkleri falan dur. Evet. Yatağı mı kokladı? Bu aslında onun meşhur yatak odası. Bu bayağı Anadolu haritası gibi. Neden? Her yerini kokladığında 7 bölgenin kokusunu alabileceğin farklı dosyaların bir arada buluştuğu bir aynen. Medeniyetler beşiği. Şimdi buradan karşılıyorum gördüğünüz üzere. 3 aşamalı bir dolabım var. Sevgili Kadir'i görmek istersen. Burada aslında neden siyah giyiyorsun abi başka donu... Gerçekten niye bu kadar siyah? ...dediklerinde... Aman yarabbim. Sevgili Kadir buraya... Aa acın acın dolabı bence böyle. Benim kutsal köyneğim. Evet sevgili... Evet sevgili Reynmen hediye etti bunu. Sevgili abla ışıklı bir duş atabilir miyim? Ellerimi burada yıkıyorum Kadir. Herkesin olduğu gibi ağzımı burada şalkalıyorum. Çeşitli kokular var insanları etkileyebileceğim. Burada hiçbir cinsiyet göremiyorum. Bilemezsin yani. Çünkü ev gezmesi yorduysa
oturabiliriz. Size bir şeyler ikram da edebilirim. Çünkü çok gezdik anasını satayım. Sevgili abla, Palas'ın diğer odalarından bir tanesindeyiz. Agatha Christie burada hayatına veda etti. Sevgili abla, sevgili abla niye diyor? Günahseverlerin benim evime geldiğinde konakladığı bir yaşam alanı. O zaman salonumuzun, o devasa salonumuzun bir köşesine geçelim abla. Burada evet, siz ve sizin gibi misafirlerimizi ağırlıyorum. Burada bir iPad Pro var. iPad Pro. Bir şey diyecek. Kadir ne diyorsun? Hiçbir şeye para vermiyorsunuz. Siz influencerlar yok musunuz? Ay. Görmüş olduğunuz üzere burada çeşitli şeyler var. Ben veriyorum valla. Eskisi gibi oyuncak koleksiyonum yok. Biliyorsunuz şerefsizin biri oyuncak koleksiyonumu zaten satın almıştı. Satın almıştı mı? Şerefsiz biri mi? Genel olarak nasıl buldun evi efendim? Bence çok tatlı ev bu arada. Harbiden. Altı patlar. Bu da tam bir bekar. Altı patlar desem peki Revolver? Sıcak. Fazla yorum yapacak bir şey yok. Benim de ev döşesem bunun gibi olur yani dümdüz. Yani çok anlayamadım evi. Tek anladığım hani Ali biçimin bu taraklarla beze olmayış. Dalia'nın saçının içinde bir ara böyle hafif sarılar beyazlar vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Öyle daha güzeldi bence saçı. Böyle tek koyu renktense. Katılıyorum. Evet, biraz öyle yani. Kafamı sokacak bir yerim olsun yeter modunda galiba bu adam biraz. Ali biçim, giyer siyah biçim. Nasıl? Abi kaliteyi çok C. Bak özlü söz değil de kendi özlü sözünü uydurunca olmuyor yani. Hayır ama nizamdan ötürü söyledim. Ha pembe vardı evet. Nizam. Böyle siyahları ayrı ayırmış, renkleri ayrı ayırmış. Yatak odası güzel. Misafir odasına da çok bir şey koymamış. Ama salon çok kalabalık. Mesela bu kadar küçük eşyaları yani, var ya. Bu videodan niye linç yiyeceğim şu an belli değil mi? Kalabalık. Her videoda evet kalabalıktan bir linç geliyor haberin olsun. No one yarar kalabalık. No one. Kalabalık. Aynen. 4 veriyorum. Dur bir dur. 4 veriyorum. 4 tamam. 4'ü aldık. Ama nedir yani? Neyini beğenmediler 4'lerde? Ya bir de şöyle bir şey var. Lokasyon da gerçekten bence bir ev için çok önemli. Yani evet Abdü'nün evi gerçekten çok güzel ama Abdü'nün evi Antalya'da mesela. Yani Antalya'da çok daha bu tarz böyle büyük ferah evler bulmak mümkün. Şimdi Ali biçim mesela sallıyorum belki Cihangir'de oturuyor. Anladın mı? Yani konum, lokasyon da bence çok önemli. Dekorasyon. Yani evin böyle bak yani Cihangir'de oturmak istiyorsan mesela Abdü'nün evinin tarzında bir ev bulamazsın. Oğuzhan Uğur'un evinin tarzında bir ev çok zor bulursun. Bunda bir özelliği pek yok. Oda mı oda, yatak mı yatak, televizyon mu iPad. Bir kadın gözüyle baktığımda ben mesela o eve girsem o oyuncakların hepsini kesin çöpe atmıştım. O kadar. Daha böyle hani soft bir salon ya da soft bir ev isteyen kadınlar salonunda erkek arkadaşının kocasının oyuncaklarıyla dolu bir... Erkek arkadaşının kocası mı? Orta. Ha, erkek arkadaşının virgül ya kocasının... Salonunda erkek arkadaşının kocasının oyuncaklarıyla dolu bir ortam istemezler. Hani daha ya şunları oradan kaldıralım, hani içeriye koyalım, bir oda yapalım, oyuncak odası yapalım. Yani o yüzden bana çok karışık geldi açıkçası. Ama onların zevkleri böyle, böyle bir enerjileri var, böyle bir hayatları var. Oyuncak koleksiyonu yapmaktan keyif alan biri ben değilim. 10 üzerinden kaçlık bir ev sence? 4 yani hani. 4. Evet. Oğuzhan Uğur'a 7 mi verdik? O zaman 6. 6. Ben veriyorum. Ben de 6 veriyorum. 5 puan, 4 puan hangisi? Hangisini vereyim? 5 iyidir. 5 puan iyidir. Geç. Ne dedi, duydunuz mu? Burak Tatlıcı'yı dinleyin. Puan hangisi? Hangisini vereyim? 5 iyidir. 5 puan iyidir. Geçiyoruz artık son mi? Kişiye arkadaşlar. Geçiyoruz. Son kişi Mendebur Lemur. Mendebur, evet. Lemur'un ev şey değil mi? NASA. Güzel. Şey ya, biliyorum ben, biliyorum. Exaptona da katıldı. Bravo. Kulaklığı taktık ya. Dayıyorum, dayıyorum. Selam Lemur severler. Bak yeni Ferah ev görüyor musun? Ferah. Alt kat. Şöyle. Gerçekten sıfır kalabalık. Yaren'in ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle bir salon bölümü, böyle de bir mutfak bölümünden oluşuyor. Yani anlayacağınız Amerikan mutfak diye geçen mutfak tipinden. Ben bayılıyorum buna bu arada. Amerikan mutfak. Bu arada bence Amerikan mutfaktansa ada mutfak daha güzel bir şey. Neyse bu
kendi görüşümü paylaştım, devam ediyorum. Verdim çünkü genel olarak burada yaşıyorum ve sürekli işte üst kata git, orada çalış, aşağı in falan uğraşmak istemediğim için bilgisayar setup'ını da buraya kurdum. Bu koltuğu gerektiğinde yatakta olabilmesi amacıyla aldım. Yani böyle koltuğun aşırı rengi bir şey değil ama neden bayağı bunu tercih etmiş acaba? Şöyle yana doğru açılıyor. Bu arkası da böyle açılıyor. Gerçekten bu arada koltuğu keşke böyle biraz daha koyu bir renk alsaymış. Tam yani alttaki rengi yapsaymış. 200... Çünkü zaten arkası bembeyaz. Bir de orada sarı patlatmaya ne gerek var? 10 santimlik mi ne böyle tek kişilik bir yatak haline geliyor. Aslında ben size bir söyleyeyim mi? Bu eve şu perdeyi... Ya buraya siyah bir koltuk, şu perdenin tam perdenin renginde bir koltuk çok güzel gidermiş. Ya aslında ne yapacak biliyor musun? Bu eve satıp Yalova'ya yerleşecek. Aynen öyle, aynen öyle. Duvar rengini alacağız gibi olabilir mesela. O da olabilir, mantıklı Kaan. Direkt burada şu modda takılabiliyorsunuz. Yani rahat bir koltuk, güzel bir koltuk. Evet, evin mimarisini çok beğendim. Yani muhtemelen bayağı şok ama olacaksınız. Burası benim yatak odam. Heyecanlandım. Aynen, yayına mimar da getirdik. Kaan, sen tabii mimarsın ama iç mimarlık... Hem iç var hem mimar. İçte var mı sende? İç dış mı? İçte var. Aynen öyle. Bu arada mimarların galiba en gıcık olduğu şey dış, iç mi dış mı sorusudur değil mi? Aynen öyle. Abi iç mi dış mı ne demek ya? Şimdi neyse. Şöyle dış mekan diye bir şey yok zaten. Ya iç mimarsın ya mimarsın zaten. Tabii ben biliyorum zaten de hani açıklamış olduk. Bilmeyenler için sor. Dostum. İç varsa senden de bir yorumlama alırız. Çok geç geldin ama yani. Tamam. Ne oldu ya bu kadar abartı? Oha, Yaren var ya buraya aşık olur. Ben size söyleyeyim. Yaren şu an diyecek ki inanılmaz bir yatak odası. İnanılmaz minimalist. Bu da biraz fazla boş be. Burası benim yatak odam. Bu ne abi? İnanmayacaksınız muhtemelen ama tam olarak bir komedin bile yok. Yatak odası burası. Sadece bir yatağım var. Ne kadar burası minimal. Şurada bir tane hava temizleme makinem var. Çünkü burası cadde üzerinde bir ev. Dolayısıyla sürekli böyle egzoz gazı, egzoz gazı. Bu ne o su yatağı mı ya? Saçma geldi bana. Çok alçak değil mi? Bayağı yere koymuş bir işte yatağı da. Öyle seviyorsa kimse bir şey diyemez. Aynen tabii. Öyle. Al ferah işte. Al. Bomboş orada tam senlikler 100 puan. Çok kötü olmuş. Aa. Mantıklı. Dikkat dağıtıcı bir şey yok. Gerçekten o yatak adasında tamamıyla uyuma amaçlı tasarlamış. Bilgisayarını da oraya o yüzden koymamış. Yani orası bildiğin bir uyku odası. Kendisinde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani bugün o çıksa, yarın başka bir insan girse aynı düzenle devam edebilecek biri. Ha, hep bütün ev için mi diyorsun? Evet. Bence o kadar eksik dekore edilmiş ki ev güzel olamamış. Hani sanki yeni taşınmış da sadece yatağını getirmiş eski evinden gibi. Bu arada harbiden bu evle de şov yapılırmış yani. Mimarisi güzel evin. Bir görüntü var. Çok eksik bir ev. Evin mimarisini çok beğendim ama bence eksik. Ya ben biraz böyle Lemur'un eşyalarını merak ediyorum. Bence sadece ben değil, birçok kişi onu takip eden, hani ne yaptığını bilen birçok kişi merak ediyor. Biraz böyle geçsin bir şeylerini kurcalayalım falan istedim. Evet, evet. Hani etrafta evet. Öyle bir şeyler göremeyince sadece koltuk, televizyon, işte yukarı çıktım bir tane yatak, bu kadar. Bitti ev zaten. Hani birazcık böyle o eşyalar. Biri de bak chatte kendine dert etmiş. Rain Man'in evi neden yok? Bu iki ya, ilkinde vardı. Görseydim falan daha mutlu olabilirdim. 10 üzerinden Mendebur Lemur yani Hakan'ın evine kaç puan verdik Dalia? Tahmini değil mi? 6. Evet, 6. Ben var ya okuyorum artık benim ya, yemin ediyorum. Sevdim. 7 puanlık bir ev. Sırf o eşyalarını kurcalamak isteyip kurcalayamadığım için 8 puan verdim. 5.5. Bayağı komik oluyor. Ne 5 demek istiyorum ne 6 demek istiyorum ya. Ha, tamamlayalım. Ortalama alalım ya. 4.5 veriyorum ben. Ya şimdi Ervin'inki daha güzel bu yerden. Ervin'e 6 mı verdin? Tarz olarak Ervin'e 8 verdim. Tamam. 7 veriyorum. 7 puan? Evet ama Ervin'inki daha kalabalıktı. Kızım tamam. Ervin'in eşyalarını bu eve koysam misler gibi olur mesela. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Dalia'cığım evet. Gerçekten de özlerimizi birazcık giderdik bence. Bence de. Nerelere baktın öyle orada bir sürü eşya. Oradan bir şey alabilir miyim diye. Hayır. Kaşla göz arasında. Öyleydi Gözde'ciğim. Artık teşekkür bakalım ederim. Like gelirse de Twitch yayıncıların evlerinde de yine seni konuk almak isteriz tabii ki. Tabii lütfen. Evet. Ben seviyorum ev yorumlamayı. Bu bölümde giyeceğin linçleri de yorumlar kısmında okuyacağız hep beraber inşallah. Dayı hangi evde Netflix ve PUBG keyfisi yapmak isterdin? Dostum
Açık konuşmak gerekirse Oğuzhan'ın evinde isterdim. Yani gerçekten. Orası herhalde en beğendiğim oldu. Kaan'dan yorum alamadan ev bitti. Ne yapalım be abi, anla ki. Yapacak bir şey yok. No one. Literally no one. Yaren. Çok kalabalık. Çok kalabalık. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Başka ne diyeyim? Başka ne diyebilirim? Ve aynı zamandaki fikirlerinizi de işte başka nelerinizi, önerilerinizi, sağlık durumlarınızı ve birçok şeyinizi yorum olarak, hayatınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Peki.